bak, güzel bak, yapmalıyım. Bak. Hadi. Aha. Güzel yapsan da güzel çıkarsın. Hadi. Sen güç adamsın hocam, bir şey yok musun canım? Fırçanı suya koy elinize. Geçer mi abi? Birazcık daha boya al. Okul aile birliği üyesiyim. Bu sınıf okulda anneyim, 6. sınıf öğrencisi oğlum var. 6 yıldır buradayız. Neredeyse çocukla ilk adımından beri buradayız. Aslında hani yavaş yavaş ilerlemelerimiz ve azimle hiç bırakmadan da devam edişimizle bayağı ilerleme kaydettik aslında. Günlük becerilerde de hani gerçekten uygulama evinin ve ev okulun desteğinin şeyin gerçekten faydası oluyor. Çocuklar üzerinde de gerçekten iyi. Evde de kendi işini kendisi görmeye başladı. Yemek neredeyse artık benimle de bir beraber yapacağız, o seviyedeyiz. Hiçbir sorunumuz neredeyse kalmadı diyebilirim. Biraz da artık büyümüş olmanın da etkisini de görüyoruz. Dışarıdaki bakışlardan, aşağılayıcı sözlerden çok fazla etkileniyoruz. Çocuklar değil, aileler olarak biz daha fazla etkileniyoruz. Bizlere gerçekten destek olmalarını istiyoruz. Çünkü biz ömür boyu hani bir koşuşturma içindeyiz. Biz yapabiliyoruz, ilmek ilmek işliyoruz. Hani sürekli didiniyoruz. Sonra en ufak bir aşağılayıcı söz ya da bakış bizi o an dibe sokabiliyor. Toparlanmamız zor oluyor bir süre sonra. Hani bize destek olsunlar. Bu çocuklar her şeyi yapabiliyorlar. Eğitim özellikle. Ders sayılarının artması bizim tek sıkıntımız. Spor alanının özellikle otizmli çocuklar için spor alanında sayı artışı istiyoruz, ders sayısı artışı istiyoruz. Çünkü ergenlikle beraber bizim davranış problemlerimiz artıyor. Ve bunu masa başı eğitimden daha fazla sporla aşabiliyoruz. Bir yerden sonra da tıkanıp kalıyoruz, yetersiz kalıyoruz. İkizlerim var, 12 yaşında, ağır otizmle. Durumumuz biraz ağır. Okullar sayesinde biraz daha eğitiliyoruz. Okulumuzdan çok memnunuz. Çok güzel bakıyorlar, tertemiz geliyorlar eve. Ama onun haricinde evde eğitim devam etmesi gerekiyor. İki tane olduğu için ben tek yetemiyorum. Hani ikisini birlikte eğitemiyorum. Sosyal yaşantı hiç yok. Yani sokağa çıkamıyoruz, parka gidemiyoruz. İşte insanların bakışları çok rahatsız ediyor. Alışveriş, hiçbir şeye birlikte çıkamıyoruz yani. Ve öfke nöbetlerimiz, krizlerimiz çok olduğu için bazen çok çaresiz kalıyoruz. Yani bence iki tane engelli bir evde olduğu zaman hani destek çıkılmalı, hani bir yardımcı öğretmen bir şey olmalı. Çünkü gerçekten bir çocuğu eğitirken diğerini eğitemiyorsunuz yani. Çok zor oluyor. Okulumuz 2017 yılında Vadişehir Uygulama Merkezi adıyla açıldı. Geçtiğimiz bu yıl Nisan ayı içerisinde okulumuzun yeni adıyla tekrar eğitime devam etme durumumuz oldu. Şu anda okulumuz yaklaşık 117 öğrencisiyle, birinci ve ikinci kademe toplam 117 öğrencisiyle orta ağır düzey zihinsel yetersizliği olan çocuklar ve ağır düzey otizmli çocuklara hizmet vermektedir. Şu anda bizim hitap ettiğimiz öğrenci grubu özel eğitim alanında daha ağır diye nitelediğimiz öğrenci gruplarının eğitim gördüğü bir okul. Dolayısıyla eğitim programlarımız da bu çocuklara yönelik olarak daha farklılaştırılmış durumlar içeriyor. Son 2, 3, 4. Mehmet abi, 2 dakika dur.